partiye ülkemizde ve başka bir ülkede hangi partiye böyle ağır bir baskı, zulüm, tasfiye, sindirme operasyonu yapılırsa o parti çok büyük ihtimalle kısa sürede dağılırdı. Hele Türkiye'de mesela CHP'ye, mesela AKP'ye yapılsaydı bize yapılanların onda biri, hatta yüzde biri ayakta kalamazlardı. Elbette yine tutuklu milletvekillerimizin özgürlüğe kavuşmalarını sağlamak için de elimizden gelen çalışmaları yaptık. Bugüne kadar başarabildiklerimiz var, başaramadıklarımız var. 9 milletvekilimiz daha zaten tutuklu. Bir de 5 milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Toplamda maddi hasar diye niteleyeceğim bu tablo elbette ağır. Fakat manevi hasar vermeyi başaramadı iktidar. Maddi hasar işte biraz önce de belirttim. Gözaltılar, tutuklamalar, engellemeler den ibaret. Burada evet var bir hasar. Fakat iradeyi sağlam tutmak ve boyun eğmemek. Bu da işin manevi boyutuydu. Bu tabloya baktığımızda kendimizi çok başarılı buluyoruz doğrusu. Örgütlerimizin, çalışanlarımızın ve en başta halklarımızın fedakar bağlılığıyla ayakta durduk. Şimdi bir süredir daha güçlü yürümenin planlarını ve çalışmalarını yürütüyoruz.